arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz kıymetli sayın basın mensuplarına. Lütfen yerlerinizi alalım efendim sizlere de. Sayın Bakanım, çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Dünya değişiyor, dünya dönüşüyor. Türkiye ise değişen dünyanın en önemli aktörlerinden birisi oluyor. Cumhuriyetimiz 99 yaşında. 99 yaşında genç bir fidan. İkinci yüzyılımıza her zamankinden daha güçlü, daha tecrübeli ve her zamankinden daha büyük umutlarla girmeye hazırlanıyoruz. İşte bu inancın ve gücün yansıması olan toplu açılış ve temel atma törenimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve bu topraklar uğruna kanını seve seve feda etmiş tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz huzurunda sizleri saygı duruşuna ve istiklal marşına davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sayın Bakanım, çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün hem İzmir'imiz hem de Türkiye'miz için oldukça tarihi bir gün. Bu tarihi güne başlamadan önce gelin hep birlikte kısa bir tanıtım filmimiz var, onu izleyelim. Buyurun efendim. We'll be right back.
Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Hiç vakit kaybetmeyelim kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Tüm sanayicilerimiz adına ev sahipliğinde bulunduğumuz Beymetal Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Naci Gül Beyefendi'yi selamlama konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınıza, huzurlarınıza davet ederim. Sayın Bakanım, Sayın Valim, değerli milletvekillerimiz, Sanayi Bakanlığımızın ve şehrimizin değerli bürokratları, çok değerli sanayici meslektaşlarım, mesai arkadaşlarım, işçi kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, Beymetal'e, Kemalpaşa'ya, İzmir'imizin toplu açılış temel atma törenine hoş geldiniz. 2001 yılı Şubat ayında ülkemiz ekonomisinin yaşadığı krizin zirveye ulaştığı tarihte Kemalpaşa Organize Sanayi'ndeki ilk tesisimizin açılışını yaptık. O gün istihdam edeceğimiz işçi sayısı 15 idi. Fakat çevremizdeki fabrikalardan her gün yüzlerce işçi işten çıkartılıyordu. İşsiz kalan insanlar bizim yeni işçi istihdam edeceğimizi öğrenince her sabah fabrikanın önünde ciddi kalabalıklar oluşturmaya başladı. İnsanlarımızın o çaresizliğini görünce kardeşim Mustafa Bey'le birlikte ülkemize hizmet adına kendimize bir misyon tanımladık. Bu misyonu yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olarak belirledik. Tıpkı Sayın Bakanımızın stratejik hedef olarak ortaya koyduğu Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla kalkındıracağız söyleminde olduğu gibi. Zor şartlarda yatırıma ve üretime başlayan firmamız bu büyük ekonomik krizin ardından Türkiye'de bir şeylerin değişmeye başladığını gördü. Siyasi iktidarın milli bir duruşla sanayiciye ve kalkınmaya verdiği desteği hissetmeye başladık. 2008 yılında Türkiye'de ilk kurulan kalkınma ajansı olan İzmir Kalkınma Ajansı ile bir proje yaptık. Toplam yatırımımıza oranla çok büyük bir destek olmasa da devletimizi yanımızda görmenin moral motivasyonu bizim için her şeyden daha önemliydi. Bu moral motivasyonla hiç durmadan yatırımlarımıza devam ettik. Bugün de aynı desteği daha güçlü şekilde yanımızda hissediyoruz. Bazı sıkıntılar yaşasak da karşımızda sorunları çözmek için gayret gösteren liderimizin koyduğu hedef doğrultusunda sanayicisinin önünü açmak için azim ve kararlılıkla çalışan bürokratlarımızı buluyoruz. Huzurunuzda hem İzmir Kalkınma Ajansı çalışanlarına hem de Sanayi Bakanlığımızın değerli bürokratlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda açılışını yaptığımız tesisin bulunduğu alan uzun yıllar hukuki sebepler ile imara açılmamış bir bölgedir. Organize bölgesi yönetimimizin, Sanayi Bakanlığımızın, çok değerli milletvekillerimizin ve Sayın Valimizin özel gayretleriyle 2021 yılı başında bu bölgede ruhsat verilmeye başlanmıştır. O tarihten bugüne kadar bu bölgede, bu rakama lütfen dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir yıldan biraz fazla bir zaman içerisinde 156 fabrikaya ruhsat verilmiştir. 156. Ve bunun 41 adedi tamamlanmıştır. 41 adedi. Bugün açılışını yaptığımız fabrikamız o fabrikalardan bir tanesidir. Ülkemizin üretme azmini, aşkını ve potansiyelini yansıtan bu veri çok önemli bir göstergedir. Bugün ekstrüzyon tesisinin açılışını yapıyor olsak da firmamız kendi markası ile kendi fikirlerini ve tasarımlarını pazarlayan bir firmadır. Her ne kadar kendi ülkemizde lüks segment inşaatlarda ithal ürün talebine karşı yerli üretim olarak 1-0 yenik başlasak da dünyanın en pahalı evlerinin yapıldığı ve en zor iklim şartlarının olduğu Florida eyaletinde ve Amerika'nın birçok diğer New York, New Jersey, Atlanta gibi eyaletlerinde ürünlerimiz rahatlıkla pazar bulmakta ve tercih edilmektedir.
İthal ürünler ülkemize rahatlıkla girebilirken bizler diğer ülkelerde karşımıza konan testler ve standartlarla ile mücadele ederek yolumuza devam ediyoruz. Her zorlukta bir kolaylık vardır inancıyla karşılaştığımız problemler bize yıldırmak yerine tam tersine teşvik etmektedir. Hele ki sizlerin desteğini arkamızda hissedersek Allah'ın izniyle bizi kimse durduramaz. Bugün açılışı yapılan ve temeli atılan tesislerimizin ülkemize ekonomisine hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Şimdi izin verirseniz konuşmamı metinden biraz ayrılarak bitirmek istiyorum. Çalışmak bizim için en önemli haslet Kurtuluş Savaşımızın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bir gün bir sohbetlerinde bir kişinin yoruluncaya kadar çalışacağız demesi üzerine şöyle cevap verdi. Ne demek? Yoruluncaya kadar değil, yorulsak da çalışacağız. Ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayacağız, koşturacağız demiştir. Eşim zaman zaman benim çok çalıştığım için şikayet ediyor. Zannediyorum kıyamıyor bana, yoruluyorum diye. Ama bu mücadeleyi vermek zorundayız. Bu mücadele azmini hiçbir zaman kaybetmemek zorundayız. Ulu Önder Atatürk'ümüzün söylediği gibi asla şüphe yoktur ki Türklüğün unutulmaz büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Buna %100 inanıyoruz. 20. yüzyılda bunu başaramamış olsak da 21. yüzyılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı vizyonunda 21. yüzyılda bunu başaracağız inşallah. Konuşmama Necip Fazıl Kutsal Kurev'in Büyük Doğu Marşı'nın nakaratıyla bitirmek istiyorum. Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet, güneşten başını göklere yükselt. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler de bu güzel temennileriniz için kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcım Sayın Hamza Dağ. Alkışlarımıza davet edelim. Çok değerli bakanım, değerli valim, değerli milletvekillerimiz, önceki dönem bakanımız, kıymetli İzmirli hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yeni Türkiye ekonomi modelinin canlı bizzat göstergesini aslında bugün hem açılışlarla hem de temel atma törenleriyle canlı canlı yaşıyor ve bunu burada buram buram hissediyoruz. İzmir 14 tane OSB'si, 4 tane teknokentiyle ve OSB'lerin hareketliliğiyle yine 7 tane sanayi sitesiyle ülkemiz ekonomisine çok büyük katkı sağlayan ve bu anlamda da hem istihdamı oluşturan hem de ihracat rakamları yönünden de çok büyük hizmet ortaya koyan bir şehrimiz. Üçüncü büyük şehrimiz, sanayi anlamında da üçüncü büyük şehrimiz. Sadece İzmir kendisi limanıyla, otoyoluyla, diğer şehirler olan bağlantısı değil, Arkul Adesi'ndeki Manisa'sı, Uşağı, Denizli'si ile birlikte çok ciddi anlamda Ege bölgesinde bir lokomotif görevi görüyor. Bu lokomotif görevini ifa ederken tabii ki sanayicilerimizin önünde yaşanma ihtimali olabilecek yaşanan hadiseler konusunda da bizler bölge vekilleri olarak yine bürokratlarımız mümkün olduğunca burada bu yaşanma ihtimali olacak sıkıntıları giderme açısından ciddi anlamda efor sarf ediyoruz ve bunu da inşallah yeni ekonomi modelimizle birlikte tüm dünyada ihracatımızın artmasını daha da ileriye götürerek sağlamaya gayret edeceğiz. İzmir lokomotif bir şehirdir. İzmir bu bölgenin en önemli şehridir ve bu önemli halini de bundan sonra da inşallah daha da genişleyerek devam ettirmemiz gerekiyor ve icap ediyor. Değerli dostlar, bir yandan sanayi anlamında ciddi yatırımlar ortaya koyarken bir yandan Sayın Bakanımızla birlikte
teknokentlere de, Ar-Ge merkezlerine de kıymet veriyoruz, önem veriyoruz. Bu anlamda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü içindeki üniversite kampüsü içinde ikinci bir teknokenti inşallah önümüzdeki süreçte temelini atma durumu söz konusu olacak. Ve aynı zamanda da Bilişim Vadisi teknokentini ve Ar-Ge merkezini 2023 ilk aylarında açılışını gerçekleştireceğiz. Ve ondan sonra da inşallah ikinci etabında burada temel atması yapacağız. Yani açıkçası biz İzmir'i hem Ar-Ge'nin, inovasyonun, teknokentin merkezi hem de eskiden beri geldiği şekilde sanayinin merkezi, liman kenti olmasının sağlamış olduğu avantajla tarımında kendi içindeki o gücüyle tarımın merkezi, sanayinin merkezi, Ar-Ge'nin merkezi yapmaya gayret ediyoruz. Ve bu anlamda da somut adımlarımızı hayata geçiriyoruz. Birileri Silikon Vadisi gibi bazı talimatlar verdiklerini ifade etmişlerdi. Bir ara ve uzun süredir de bu dile getiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir talimat verilmiş. Biz hala Silikon Vadisi nerede Sayın Bakanım bilmiyoruz, görmedik daha. 2022-2023 bütçesinde de herhalde 2 milyonluk bir oraya bütçe ayırmışlar. O da manidar. Yani açıkçası İzmir'in her yerini karış karış biliriz. Nerede bu vadi? Halen bir senedir arıyoruz, bulamadık. Ama biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün bahçesinde ve karşısında teknokentimizi ve bilişim vadimizi hayata geçiriyoruz. Bu anlamda da sizin destekleriniz çok kıymetli ve destekleriniz için İzmirlilere de teşekkür ediyoruz. Ben hem temel atma törenimizin hem de bu açılışlarımızın ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz efendim Sayın Hamza Dağ. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşker Beyefendi'yi alkışlarınıza davet edelim efendim. Buyurun Sayın Valim. Sayın Bakanım, Sayın Vekillerim, çok kıymetli Başsavcımız, değerli bürokrat arkadaşlarım, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, odalarımızın, borsalarımızın değerli başkanları, organize sanayi bölgelerimizin değerli temsilcileri, çok kıymetli hazurun hanımefendiler, beyefendiler. İlimiz genelinde İTOP OSB, Kemalpaşa OSB, Alospi ve Bağyurdu OSB ile Tirek ve Kınık ilçelerimizdeki toplam 16 sanayi tesisinin açılışı, ayrıca yine İTOP OSB, Bergama OSB ve Alospi ile Kınık ilçemizde farklı sektörlerde üretim yapacak toplam 8 sanayi tesisinin temel atma töreni ve İzmir Kalkınma Ajansımızın projeleri olan İSQ Girişimcilik Merkezi, İnovasyon Merkezi ve Tekno Test Laboratuvarı'nın açılışlarını yapmak üzere bir aradayız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ve temelini atacağımız tüm tesis ve projelerin İzmir'imiz için hayırlı olmasını diliyor. Sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım, ilimiz bulunduğumuz coğrafyanın avantajıyla geçmişten günümüze ticaretle özdeşleşmiş, son dönemde ise büyük sanayi atılımlarının peş peşe hayata geçirildiği bir şehirdir. Ülkemizin üçüncü büyük şehri olarak önemli sanayi kuruluşlarının faaliyet yürüttüğü İzmir, büyük potansiyeliyle daha çok sanayiciyi cezbeden gelişme ve büyümeye açık bir kenttir. İzmir'in zengin doğal kaynakları, nitelikli insan kaynağı ve sunduğu yaşam kalitesiyle sadece Türkiye ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde de öne çıkan bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık %70'i çalışma yaşında olan 4.4 milyon nüfusu, ülkemiz gayri safi milli hasılasının %6.18'ini, ihracatın %6.6'sını karşılayan ekonomisi, 5 teknoparkı, 16 organize sanayi bölgesi ve 3 serbest bölgesi ile sahip olduğu gelişmiş yatırım altyapısı İzmir'i yatırımlar için cazip bir nokta haline getirmektedir. Bugünlere geldiğimizde İzmir sanayisinin ihracat odaklı ve çok sektörlü yapısıyla ayrıştığını ve avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Yayımlanan son veriler ışığında İzmir ekonomisinde üretilen katma değerin %57'sini hizmetler, %38'ini sanayi ve %5'inin de tarım sektörüne ait olduğunu biliyoruz. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, bu yıl
İzmir olarak düşman işgalinden kurtulduğumuz 9 Eylül'ün 100. yılındayız. 2023 yılında da ekonomik bağımsızlığımızın ilanı olan İzmir İktisat Kongresi'ni ve ardından da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağız. İçinden geçtiğimiz tarihsel bakımdan çok anlamlı bu dönemin 100. yıl dönümünde gerçek anlamda bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla sağlanabileceği gerçeğinden hareketle yapılan her yatırım, faaliyete geçen her tesis ve atılan her temel İzmir'i ve ülkemizi üretim, istihdam ve dış ticaret bakımından daha ileri seviyelere taşıdığını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu tür etkinlikler bu noktadan bakıldığında daha büyük bir anlam taşıyor. İzmir'in enerji başta olmak üzere birçok sektörde son dönemde sanayileşme bakımından yakaladığı ivmeyi geliştirmek ve desteklemek için İzmir'in yenilikçi yanını güçlendirecek ana vizyon olarak teknolojiyi merkeze alan ve teknoloji üretme kapasitesiyle yeteneklerini geliştirecek yatırım ve çalışmaların güçlenerek artmasını amaçlıyoruz. İzmir'i teknoloji başkenti yapma niyetimiz var. Sizlerin sayesinde, sizlerin katkılarıyla inşallah bu idealimizi de gerçekleştireceğiz Sayın Bakanım. Sanayi yatırımlarının yoğunlaştığı ilçelerimizde var olan sanayi tesislerine bugün açılışını gerçekleştireceğimiz ve temelini atacağımız tesislerin de eklenmesiyle ilimiz ve ülkemiz ekonomisine elbette üretime ve istihdama çok büyük katkılar sunulacağı mutlaktır. Bu tablodan ilin valisi olarak büyük memnuniyet duyduğumu belirtiyor. Yeni yatırımları ve yatırımcıları beklediğimizi de buradan tekrar bir kere daha ifade ediyorum. İzmir sanayisine, Ege bölgesine ve Türkiye'mizin büyümesine katkı sunmayı hedefleyen tüm iş insanlarımızın güzel İzmir'imizde gerek iç piyasada gerekse ihracatta arzuladıkları hedeflere ulaşmak için yer temininden lojistiğe birçok alanda uygun zemini ve şartları bulacaklarını bildirmek istiyorum. Desteklerimiz her aşamada onların yapacakları yatırımlara yönelik olacaktır. Memlekete çivi çakanın yanında olduğumuzu her seferinde ifade ediyoruz. Bu duygularla ilimiz sanayi sektörüne kazandırılan ve kazandırılacak tüm fabrika ve tesislerin yanı sıra İSKA'mızın değerli projelerinin İzmir'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Faaliyetlerinde şimdiden bol bereketli kazançlar ve faydalı sonuçlar temenni ediyor. Sizleri bir kere daha saygı ve sevgilerimi selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sayın Valimize bizler de teşekkür ederiz efendim. Sayın Bakanım, çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Bir hayalimiz vardı bizim. Bir hayal kurduk. Gerçeğe dönüşen. Sadece bizim için değil, dünya için de bir marka olabilecek olan bir hayal. Ve o hayalimiz bugün artık gerçek oldu. Ne kadar çok gururlansak azdır. Ne kadar göğsümüz kabarsa azdır. Çünkü TOG artık bizim. Ve huzurlarınıza öncelikle o milli gururumuz TOG geliyor. Cumhuriyetimizin 99. yılını gerçekten mutlulukla, coşkuyla kutluyoruz. Ama aziz Cumhuriyetimize böyle başarılı bir projeyle hizmet etmekten de gerçekten gurur duyuyoruz.
stok bir otomobilden daha fazlası. Aslında baktığınızda bu boydan boya ekranıyla arkasında çalışan... Çok daha fazla hizmeti Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize kazandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Beyefendi'yi güçlü alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz efendim. Buyurun, buyurun. Değerli İzmirli hemşerilerimiz, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, Ege'nin incisi İzmir'de düzenlediğimiz toplu açılış töreni ve temel atma töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan, bu heyecanı sizlerle birlikte yaşamaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Türkiye'nin yeni yüzyılına adım adım ilerlerken ülkemizi küresel bir güç haline getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı vizyonunu açıkladı. Çok ilginçtir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 yıllık, 100 yıllık uzun dönemli planları var diyerek iç geçirenler Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı vizyonunu açıkladığında burun kıvırabiliyorlar. 20 yılda ne yaptılar ki 100 yılda ne yapacaklar diyerek akıllarınca hem 20 yılda yapılanları hem de Türkiye yüzyılı vizyonunu küçümsemeye çalışıyorlar. Biz tabii bunu yapanların karın ağrılarını gayet iyi biliyoruz. Tarafsız gazetecilik kisvesi altında gazete köşelerini muhalefetin propaganda bültenlerine dönüştürenleri net bir şekilde görüyoruz ve tanıyoruz. Bakınız Türkiye yüzyılı hususunda bir açıklama da CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan geldi. Vahap Seçer, Türkiye'nin bekasının teminatı olan savunma sanayine yönelik politikaları ve atılımları vizyonsuzluk olarak nitelendirdi. Ben herhalde savunma sanayimizle sokakta karşılaştığımda gurur duymayan bir tane bile vatandaşımıza rastlamadım. Ama bu arkadaşlar nasıl böyle bir kanaate sahip oluyorlar anlamakta güçlük çekiyorum. Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Bir belediye başkanının adeta terör örgütünün uzantısı gibi davranmasına, konuşmasına mı yanalım? Vizyondan bir haber belediye başkanlarının büyük şehirlerin koltuklarında oturuyor olmalarına mı yanalım? Gerçekten karar veremiyoruz. Tabii herkes kendi anlayışına, kendi meşrebine göre davranıyor. Bazıları çamur at izi kalsın siyasetine devam ede dursun. Biz eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'yi ihya etmeyi Allah'ın izniyle sürdüreceğiz. Birileri kabul etmese de hükümetlerimiz 20 yıla bir asrı sığdırdı. Uyguladığımız politikalarla Türkiye sanayiden enerjiye, sağlıktan ulaşıma kadar her alanda büyük bir atılım gerçekleştirdi. Hükümetlerimiz Türkiye'nin dört bir tarafına eserleriyle mühür vurdu. Havaalanları, köprüler, duble yollar, şehir hastaneleri, hızlı trenler hangi birini sayalım? Tabii biz bu 20 yıl boyunca şunun da her zaman farkında olduk. Bu yatırımların sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin temel aracı sanayimizdir. Sanayiniz ne kadar güçlüyse refahınız da o kadar artar, kalkınma hızınız o kadar ivmelenir. Bu manada sanayi ekosistemimizi hiçbir zaman göz ardı etmedik. Sanayicimizi ve girişimcilerimizi her zaman baş tacı ettik. Sanayi yatırımlarını hızlandırmak için son 20 yılda 100 bine yakın teşvik belgesi düzenledik. 2.4 trilyon liralık yatırımın ve 3.5 milyonluk istihdamın önünü açtık.
bu teşviklerimizin sayesinde ve desteğiyle organize sanayi bölgelerinin sayısı şu anda 192'den 344'e ulaştı. OSB'lerimiz 2002 yılında 415 bin vatandaşımıza istihdam sağlarken bugün 2,5 milyon vatandaşımız için ekmek kapısı oldu. Son 20 yılda üretimdeki parsel sayısı tam 5 kat artarak 57 bine ulaştı. Şimdi biz bu istatistikleri ardı ardına sıralarken organize sanayi bölgelerinin 2002 yılı ve 2022 yılı karşılaştırmalarının uydu görüntülerini yayınlarken bakın fabrika açılışı demiyorum. Toplu açılışlardan toplu açılışlara koşarken birileri çıkıp utanmadan, sıkılmadan 20 yılda Türkiye'de hiç fabrika kurulmadı diyebiliyor. Biz her gün sahadayız. Her gün girişimcilerimizle, iş insanlarımızla, emekçi kardeşlerimizle beraberiz. Sağdan soldan duyduklarımızla değil, bizzat yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Sayın Bakanım, yatırım yapacağız. Lütfen bize arazi bulun diyenlerin sayısını inanın şu anda takip edemiyorum. İşte bu yüzden yeni OSB'lerin kurulması için arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada hedefimiz ülkemizdeki organize sanayi bölgesi sayısını önümüzdeki dönemde 500'e çıkarmak. Göreceksiniz yeni OSB'ler hayata geçtiğinde sanayicimiz oraları da süratle dolduracak. İşte biraz önce bugün açılışını yaptığımız tesislerden biri olan bu firmanın sahibi rakamları verdi. Dedi ki bir yıldan biraz daha uzun bir sürede sadece buradaki Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde biz 150'den fazla ruhsat belgesi verdik. İşte bu yatırımları kimler yapıyor? Sanayicilerimiz yapıyor. Bu insanlar eğer ekonomiye güvenmeseler, buralardan bir kar elde edeceklerini görmeseler bu ruhsatları alıp bu inşaatlara başlarlar mı? Yatırımlarını yaparlar mı? Hani diyorlar ya hiç fabrika kurulmadı diye. Fabrika görmek isteyen varsa işte bu programı takip etsin. Fabrika görmek isteyen varsa İzmir'e gelsin. Buradaki fabrikaları görsün. Patronumuz onları gezdirmeye hazır. Kendi yeni kurduğu fabrikayı göstersin. Türkiye'de sanayi var mı yok mu, yatırım yapılıyor mu yapılmıyor mu bizzat kendi gözleriyle burada görebilirler. İşte fabrikalar Ege'nin incisi İzmir'de, Bergama'da, Kınık'ta, İtop'ta, Kemalpaşa'da, Bayburt'ta, Tire'de, Alospi'de. Bugün İzmir'e değer katanlarla yan yana omuz omuza beraber olmak için bir aradayız. Bir taraftan yatırım bedeli yaklaşık 3.2 milyar lira olan 14 tesisin açılışını gerçekleştirirken diğer taraftan da yaklaşık 1.3 milyar lira yatırım bedeline sahip 7 fabrikanın da temelini atıyoruz. Toplamda 21 tesis 3600 vatandaşımıza önümüzdeki dönemde ve şimdiden ekmek kapısı olacak. Makineden savunma sanayine, gıdadan kimyaya kadar her alanda hayata geçen bu tesisler İzmir ekonomisine, dolayısıyla Türkiye ekonomisine ivme kazandıracak. Tabii bugün açılışını yaptığımız tesisler sadece fabrikalar değil. Bugün ayrıca yatırım bütçesi 63 milyon lira olan İzmir'imize değer katacak 3 projenin daha toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. İzmir Kalkınma Ajansımızın eliyle desteklediğimiz bu projeler şehrin girişimcilik ve inovasyon ekosistemini tahkim edecek. Projelerden biri olan İSQ Girişimcilik Merkezi, girişimci fikirlerin buluşma noktalarından bir tanesi olacak. İSQ İnovasyon Merkezi de şehrin Ar-Ge kapasitesini arttırarak yüksek teknoloji üretimini besleyecek. Teknotest laboratuvarıyla da halihazırda test için yurt dışına gönderilen ürünler İzmir'de bizzat yerinde test edilebilecek. Böylelikle sanayicimiz bir taraftan zamandan ve paradan tasarruf ederken diğer taraftan da ülkemizin
cari dengesine katkı sağlayacak. Evet, toplamda 24 tesis ve 4,5 milyar liralık yatırım İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tabii Hamza Başkanımız inovasyondan, Ar-Ge'den özellikle bahsetti. Biliyorsunuz birileri teknolojiyi görmek için, inovasyon ekosistemini görmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Hamburgerini yiyip ülkesine geri dönüyor. Ama biz bu kürsüden, İzmir'den tekrar söyleyelim. Türkiye'de inovasyon görmek isteyenleri biz teknoparklarımıza davet ediyoruz. Türkiye'de neler yapılıyor? Amerika'dan aşağı kalır işler Türkiye'de gerçekleştiriliyor mu, gerçekleştirilmiyor mu? Bunlara şahitlik etmek istiyorsanız Türkiye'deki teknoparkları ziyaret edebilirsiniz. Bilişim Vadisi'ni ziyaret edebilirsiniz. İşte TOG'un Ar-Ge'si nerede yapıldı? Bilişim Vadisi'nde yapıldı. Şu anda Türkiye başka ülkelerin milli otomobil projelerinin mühendisliğini Bilişim Vadisi'nde gerçekleştiriyor. Orayı gidip ziyaret ederseniz arkadaşlarımız size bilgi verirler. Onun için Amerika'ya gitmeye gerek yok, Avrupa'ya gitmeye gerek yok, hamburger yemeye de gerek yok. İzmir'de kumru yersiniz. Gelip burada teknolojide neler oluyor görebilirsiniz. İşte biz Bilişim Vadisi'nin en güzel yerlerinden bir tanesini İzmir'e kuruyoruz. İnşallah 2023'ün başında oranın da açılışını gerçekleştireceğiz. Teknoloji tabanlı girişimcilikte ülkemiz tarih yazıyor. Geçen sene Türkiye'den startuplar, erken aşama girişimler tam 1.6 milyar dolarlık yatırım aldılar. Bu sene ilk 9 ayda 1,5 milyar doları yakaladık. Türkiye'nin gencecik beyinleri 9 kişiyle 10 kişiyle kurdukları girişimlerle yüz milyonlarca dolarlık ihracat yapabiliyorlar. Teknoloji de Türkiye'de, yatırım da Türkiye'de, sanayi de Türkiye'de. Yeter ki görmek isteyin, yeter ki ülkenizde gurur duymak üzere siz alıcılarınızı bir açın, biz onları size göstermeye hazırız. Değerli İzmirliler, değerli misafirler, İzmir gelişen ekonomisi ve güçlü sanayisiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden bir tanesi. 14 organize sanayi bölgesi, 16 sanayi sitesiyle 300 milyar lirayı aşan gayri safi yurt içi hasılası her geçen yıl büyümeye devam ediyor. 12 milyar doların üzerinde ihracatıyla Türkiye'nin ihracat hedeflerine İzmir'imiz ciddi bir katkı sağlıyor. Tabii burada şunu da es geçmememiz lazım. Hükümetlerimizin bu başarılarda çok ciddi katkıları var. İzmir'i yatırımlarıyla her zaman el üstünde tutan bir hükümetimiz var. İzmir sanayicisinden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen bir hükümetimiz var. Son 20 yılda İzmir'de yapılacak yeni ya da ilave yatırımlar için 5000'e yakın teşvik belgesi düzenledik. 145 milyar liralık yatırımın ve 160 bine yakın istihdamın önünü açtık. Tabii sanayisi böyle güçlü bir şehrin yenilikçilik ekosistemini de desteklemeyi ihmal etmedik. Bu manada son 10 yılda kurulan 4 teknoparka bugünkü rakamlarla yaklaşık 50 milyon lira kaynak aktardık. Teknoparklardaki firmalarımız güncel fiyatlarla 1.2 milyar liranın üzerindeki muafiyetlerden, vergi indirimlerinden faydalandı. İzmir'deki 120 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'ne cari fiyatlarla 1.3 milyar liranın üzerinde destek verdik. Bütün bunların yanında KOSGEB ve TÜBİTAK destek programlarıyla her zaman firmalarımızın yanında duruyoruz. Konuşmamın başında da söyledim. İzmir, Türk sanayisinin önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Bunun için kendisine verilen destekleri son kuruşuna kadar hak ediyor. Ama biraz önce de söyledim. Bu işi yapan elbette özel sektörümüz. Bu işleri hayata geçirirken baba yiğitlerimiz elbette önemli. Ama devletimizin destekleri, teşvikleri olmasa, bu organize sanayi bölgelerini yatırım yapılacak hale getirmesek,
Burada açılışını yaptığımız bütün firmalar bizden teşvik belgesi oluyor. Biz o teşvik belgelerini vermesek tabii ki bu yatırımlar hayata geçmez. Bu manada da sanayicimiz zaten kim kendisinin yanında duruyor? Bu ülkede yatırımların önünü kim açtı? Şimdiye kadar gördü ve bunları kameraların önünde yüksek sesle söylemeseler de kameraların arkasında her zaman bize ifade ediyorlar. Onun için yatırımcı dostu, sanayici dostu, üretici bir dostu bir hükümet olduğu için bu yatırımlar hayata geçiriyor. Bunun da hakkını teslim etmek lazım. Değerli misafirler, hamdolsun 20 yıldır ülkemize yaptığımız yatırımlar, kurduğumuz altyapılar artık meyvesini vermeye başladı. Bugün Türkiye sahip olduğu altyapılarla girişimcilik başta olmak üzere birçok alanda büyük bir sıçrama gerçekleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli ve yerli sanayi altın günlerini yaşıyor. İşte hafta sonunda Cumhuriyetimizin 100. yılına yolculuğunun ilk gününde tüm Türkiye'nin gözü neredeydi? Gemlik'teydi. Türkiye olarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürmenin haklı gururunu yaşadık. Dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından biri olan ülkemiz, fikri ve sanayi mülkiyet hakları %100 bize ait olan akıllı otomobiline kavuştu. Şüphesiz biz burada sadece bir otomobil üretmedik. TOGG'la birlikte Türk mühendislerinin neler yapabileceğini de tüm dünyaya göstermiş olduk. Artık bundan sonra Türkiye'nin önü emin olun daha da açık olacak. İnanıyorum ki TOGG'un da etkisiyle Türkiye'de bilhassa yüksek teknolojiye yönelik yatırımlar ardı ardına gelecek. Tüm samimiyetimle şunu ifade etmek istiyorum. Bundan sonra Türkiye'ye yatırım yapmayan kaybedecek. Yatırım yapansa misliyle kazanacak. Ben buradan tekrar tüm yatırımcılarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye kaliteli altyapıları ve nitelikli insan kaynağıyla dünyanın güvenli limanıdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye'de taş üstüne taş koyan yatırımcının bütün imkanlarıyla hizmetkarıdır. Gelin siz de ülkemize yatırım yapın. Hem siz kazanın hem Türkiye kazansın. Sözlerime son vermeden önce bugüne kadar yatırımlarıyla, üretimleriyle, istihdamlarıyla, ihracatlarıyla, araştırma geliştirme faaliyetleriyle büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun taşlarını döşeyen tüm yatırımcılarımıza, girişimcilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bize burada ev sahipliği yaparak misafirperverliğini gösteren Beymetal Alüminyum'a hassaten teşekkür ediyorum. Toplamda 24 tesis ve 4,5 milyar liralık yatırımın İzmir'e ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Tarihi bir ana tanıklık edeceğiz İzmir'den ve tüm Türkiye'den. Şu an 14 firmamızın açılış merasimini gerçekleştirmek üzere 14 firma temsilcisini sahneye davet edelim protokol üyeleriyle birlikte. Aynı zamanda İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 3 önemli projemiz de hayata geçirildi. Bunların hep birlikte açılış merasimini gerçekleştirelim efendim. Hem protokol üyelerimizi hem de firma temsilcilerimizi sahneye davet edelim. Sayın komutanlarım. Sayın komutanlarım, sayın ender yorgancılar, sizleri de alalım efendim.
müftümüz. Sayın müftüm, sizin bir hayır duanızla kurdele merasimini başlatalım isteriz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya mucibet davat istecib duana bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlahi ya Rabbi, cennet gibi bir vatanın mefahir dolu bir tarihin varisleri kıldın, sana hamdolsun. Ya Rabbi, dini mübin İslam'ı kıyamete kadar faydar eyle. Ya Rabbi, şu anda açılışlarını yaptığımız ve temellerini attığımız bu güzel eserleri ülkemize, ilimize hayırlı ve mübarek eyle. Bu eserlerin yapımında öncülük eden, çalışan, gayret eden, dua eden, yapan, yaptıran, başta devlet büyüklerimiz olmak üzere bütün kardeşlerimizin niyetlerini makbul eyle. Vücutlarına sağlık, sıhhat, afiyetler ver. Daha nice böyle güzel eserler yapabilmeyi de kendilerine nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle. Gönüllerimizde birbirimize karşı kin, nefret, hasete yer bırakma. Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, yurdumuzu, yuvamızı görünür görünmez kazalardan, belalardan, afatlardan, musibetlerden muhafaza eyle. Ey duaları kabul eden Allah'ım, dualarımızı kabul eyle. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Saygıdeğer misafirler, kıymetli basın mensupları, bugün güzel İzmir'imize kazandırdığımız yatırımların kurdelesini keseceğiz. Ama aynı zamanda 7 tane fabrikanın da temellerini atacağız. Biz bu açılışları yaparken, temelleri atarken, biraz önce de söyledim, eleştirenler oluyor. Ama bakın, iş dünyamız bizim yanımızda. Onlar büyük emeklerle bu yatırımları yaptılar. Yeni yatırımlar yapıyorlar. Aslında bu söylemler en çok da onlara haksızlık. Çünkü onlar bu ülkeye katma değer oluşturmak, taş üstüne taş koymak için bu gayreti gösterirken, onların bu emeklerini görmezden gelmeyi de ben açıkçası çok yakışıksız buluyorum. İşte iş adamlarımız burada, basınımız burada. Programdan sonra mikrofonu tutarsınız, sorarsınız. Siz burada şov mu yaptınız yoksa gerçekten yatırımınız var mı diye. Onu da kendileri açıklarlar. Bir daha butona basmayalım. Bu kurdeleyle inşallah temelleri de atmış olalım. Hazır mıyız? Biraz programa geç kaldık ama bu kadar yorulmuş olamazsınız. Hazır mıyız? Evet. Evet. İzmir'imize kazandırdığımız 4,5 milyar liralık yatırımlar ve temelleri atılan fabrikalar hayırlı uğurlu olsun diyor. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. Sayın Bakanım, çok teşekkür ederiz. Sanayicilerimiz adına size küçük bir hediyemiz olacak. BM Metal Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Naci Gül Beyefendi tüm sanayicilerimiz adına size bir hediye takdim edecekler. Aynı zamanda Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Eren ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kamil Porsuk Beyefendiler de Sayın Bakanımıza bir hediye takdimle bulunacaklar. Hey. Türkiye yatırım, istihdam, üretim, ihracatla kalkındıracağız. Mustafa Varank. Teşekkür ediyorum. Burada ne var? Burada da başka bir sözümüz. Türkiye'yi aydınlık yarınlara hep beraber çıkaracağız. Mustafa Varank. Teşekkür ediyorum. Zahmet et. Söylediğiniz her şeyi dinliyoruz. Aklımıza yazıyoruz. Teşekkür ederim.
ve Sayın Bakan. Fakat Bayurdu o sebebi de çok emekler. Bir açılışta Sayın Bakanım, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi de size bir hediye takdiminde bulunacaklar efendim. Buyurun efendim. Sayın Bakanımıza teşriflerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Hizmetlerimizin ülkemize, İzmir'imize ve insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Güçlü alkışlarla Sayın Bakanımızı uğurlayalım efendim. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım katıldığınız için.